Ruslar burada eskiden ejderyalar yaşıyordu. Hadi canım. Şurada da var tabii ki. Bak bu sağ tarafta da var. Abi, burada ne kadar içeri girseniz çok güzel şeyler var. Emrah asıl iç kısmına gel. Tamam mı size? Hem defineciler kırmış. Bir şey var. Bak şurada var. Ben olsam buranın içine girelim. Buraya. Biz seyyahlarla 10 binlerin yürüyüşü adı altında bir öğretmen grubu arkadaşımızla Dicle'nin güzelliklerini, doğa harikalarını tanıtmak için bir proje başlattık. İlçemizde bu turları düzenlerken bu mağaraya biz denk geldik ve içine girdiğimizde branşım gereği karstik bir yapı olduğunun farkına vardım. Ortalama 10-15 milyon yıllık bir süreç içerisinde tavandan sızan suların suyun buharlaşması ve içerisindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle işte sarkıtlar, dikitler ve karşıda gördüğünüz gibi sütunlar oluşuyor. Tabii içeri girdiğimizde hem muazzam bir manzara var, hem ürkütücü ama bir o kadar da üzücü bir durumla karşılaştık. Çünkü maalesef defineciler buraya da zarar vermiş. Gördüğünüz gibi yerde de kablolar var. Hiltilen tahminimce ileride de zaten kazı yapılmış. Birazdan size göstereceğim. Yani mağaradaki sarkıtlara, dikitlere, sütunlara zarar verilmiş. Yüzlerce parçacık yerde bulabiliyorsunuz. Bu bölgede ender rastlanan bu yapının koruma altına alınmasını, turizme kazandırılması yönünde yetkililerimizden destek bekliyoruz. Ödü koptu onun. Ama belli değil yani bu patlayıcı da olabilir. İşte bunda çek olmadı. Abi hani kırmışlar gibi. Hadi. Bunun da turizme kazanılmasını istiyoruz. Bayağı geniş bir alanı kaplıyor. Tahribata da uğramış. Bu konuda çalışmaların yapılmasını istiyoruz tabii ki.